Ben Barış Gök, Vanspor futbolcusuyum. 2,5 yıldır buradayım. Burada güzel bir ortamımız var, iyi bir takım olgusu var. Hani bu sene de gayet iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. Saha içi arkadaşlığımız, saha dışı arkadaşlığımız oldukça güzel. Takımda moraller güzel. Her takımda olduğu gibi galibiyet geldikçe moraller de üst seviyede oluyor. Hani bizde de o şekilde. Maç maç bakıyoruz, maç maç gidiyoruz. Hani hedefleri bir bir geçmeye çalışıyoruz. Ben Çankaya FK'dan geldim buraya 2,5 yıl önce. 3. ligde şampiyonluk yaşadık. Onun akabinde 2. ligde geçen sene devam ettim. Bu sene de takım kaptanlarından biri olarak devam ediyorum. Güzel bir oluşum var Vanspor'da. Yönetimimizde futbolcularla güzel bir birliktelik var. Ben de buna katkı sağlamak için elimden gelen bütün gayreti gösteriyorum. Göstermeye de devam edeceğim sağlık saatimiz yerinde olduğu sürece. Hedefimiz üst lig, önce takımımızla birlikte şampiyonluk yaşayıp üst lige çıkabilmek. Yani bireysel olarak da üst liglerde devam edebilirsek yani kendi adıma daha iyi olacağını düşünüyorum. Biz buraya geldiğimiz 5. haftada takımımızın bir galibiyeti, bir beraberliği, 2 beraberliği bir de mağlubiyeti vardı. 5 puanla biz takım devraldık. Şu an çok şükür 2. sıradayız 31 puanla. Ve çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Yani bu başarının mimarı işin açıkçası onlar. Onların içerideki uyumu, birbiriyle olan ilişkileri, saha içinde, saha dışında olan ilişkileri bu takımın başarısını sağlayan en önemli etmendi bence. Yaptıkları fedakarlıklar bu işin birinci sebebiydi bence. İyi de bir gidişatımız var. İlk yarının bitmesine 4 hafta kaldı. Onu da inşallah iyi bir şekilde geçip devreye alabildiğimiz kadar iyi puan alıp tamamlayabildiğimiz en üst seviyede tamamlamak istiyoruz. Evet. Dedim ilk birkaç haftadan sonra ben Barış'a da söylemiştim. Barış ve Barış gibi birkaç tane en az 5-6 tane oyuncumuz var. Hakikaten bu liglerin üzerinde hatta Süper Lig seviyesinde olan oyuncularımız var. Ama maalesef tabii gün yüzüne çıkamamış oyuncular. İnşallah bu takımın elde edeceği başarılarla da Barış ve diğer oyuncularımız da en kötü PTT ligi, Süper Lig oynayabilecek oyuncular. İnşallah sağlayacağımız başarılarla bu oyuncuları da inşallah seneye, ondan sonraki senelerde üst liglere rahatça görebileceğiz. Dediğim gibi hakikaten hem karakter anlamında hem oyunculuk anlamında Barış gibi, Barış ve Barış gibi çok oyuncumuz var. İnşallah bunu bu söylediklerimde gelecekte gün yüzüne çıkacaktır.